1993 Cuma günü Madımak Oteli'nde yaşatılan katliamın üzerinden tam tamına 30 artı bir yıl geçti. 4. Pir Sultan Abdal'ı anma etkinliklerinde gerici, ırkçı faşistler tarafından 33 aydınımız, ozanımız, sanatçımız, semah dönen gençlerimiz, kısacası aydınlık geleceğimiz Madımak Oteli ateşe verilerek katledilmiştir. Katliamın üzerinden 30 artı 1 yıl geçmesine rağmen katliamın hesabı verilmemiş, arkasındaki gerçek sorumlular açığa çıkarılmamış, adalet yerini bulmamıştır. Katillerin çoğu affedilmiş, yurt dışına çıkarılmış, normal yaşamlarına devam etmiştir. Tutuklu olanlar serbest bırakılmıştır. 30 artı 1 yıllık hukuk mücadelesinde adeta aileler, Alevi örgütleri ve vicdanlar yargılanmıştır. Cafer Erk Çakmak ve 7 kişinin yargılandığı davanın zaman aşımı kararı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletimize hayırlı olsun diyerek karşılanmıştır. Arkadaşlar, konuşmamız devam ediyor lütfen. Firari 3 sanık yönünden devam eden mahkeme süreci de zaman aşımına uğratılmaya çalışılmaktadır. Herkes bilmelidir ki Sivas Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen suçlardan zaman aşımı olur mu? Olur mu? Olmaz. 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 Madımak katliamı toplumun ayrışması, kutuplaşması için bilinçli seçilmiş bir Alevi katliamıdır. Yaşadıklarımız bize bir kez daha göstermiştir ki örgütlü olmayan halklar ezilmeye, asimile olmaya, sömürülmeye ve katledilmeye mahkumdurlar. Dün Madımak Oteli'ni kuşatanlar devlet kadrosunda işe alınmış, hatta milletvekili yapılmıştır. Devlet Maraş, Sivas, Çorum, Muğla, Dersim, Malatya katliamlarında olduğu gibi Madımak katliamı ile de yüzleşmediği için sonrasında Gazi, Ümraniye, 10 Ekim, Roboski, Suruç gibi katliamları yaşadık. Katliamlar ancak amasız, fakatsız yüzleşilerek aydınlatılabilir. İnsanlık tarihinde bilinen en uzun yangındır. Bu yangın 31 yıldır hiç sönmeden, hiç dinmeden devam ediyor. Biz orada 33 canımızı fiziken, bedenen bıraktık ama milyonlarca insanın içinde, yüreğinde o yangın, o acı devam ediyor. Bugün daha net ve daha somut bir şekilde görüyoruz ki o gün Madımak Oteli'ni kuşatan alçaklar bugün ülkeyi kuşatmış durumda artık. O gün ne diyordu zamanın, dönemin başbakanı? Çok şükür otel dışındakilerine bir zarar gelmemiştir diyordu. Evet, otel dışındakiler bugün artık sarayda yaşıyorlar. Otel dışındakiler ödüllendirilerek meclislerde milletvekili yapılıyor, belediye başkanı yapılıyor, ödüllendiriliyor ve tescilli katiller yine onlar tarafından salıveriliyor. Bugün milyonlarca emekçiyi açlığa, yokluğa ve onursuz bir yaşama mahkum etmek isteyenlerin politikası aslında siyaseten tükenmiş olmasına rağmen bir tarikatlar koalisyonu, tarikatlar işbirliği olan Adalet ve Kalkınma Partisi bu tarikat ağı sayesinde hala varlığını sürdürebiliyor. Ne yapıyor bu Adalet ve Kalkınma Partisi? ÇEDES projeleriyle çocuklarımızın geleceğini karartmak istiyorlar. Ekmeğimizden tuzumuza, suyumuzdan çocuklarımızın ve kadınların kıyafetine kadar her şeye müdahale ederek hayatımızı zehire dönüştürüyorlar.
Şimdi Alevilerin hayatına, Alevilerin yaşamına ve inancına müdahale etmekte de sınır tanımayan AKP'nin yeni icatlarından biri de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağladığı sözde bir Alevi oluşumu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı diye bir kurum oluşturdu. Biz bu kurumu ilk günden itibaren tanımadığımızı ve tanımayacağımızı da belirttik ve buradan tekrar ediyorum. Biz o Cemevi Başkanlığı'nı tanımıyoruz. Alevi Diyanetine de asla izin vermeyeceğiz. Bunlar Hünkar Hacı Bektaş Veli anmalarına bu yıl müdahale etmek istiyorlar arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. 16, 17, 18 Ağustos'ta 60 yıldan beri yapılan Hacı Bektaş Belediyesi ile ve Alevi kurumlarıyla ortaklaşa yapılan anmalara bu yıl bu Cemevi Başkanlığı biz devletiz biz yapacağız diye bir adeta işgalci edasıyla dergahımıza geleceklerini söylüyorlar. Biz de her yıl olduğu gibi hünkârımızın huzuruna Alevi canlar olarak onu anmaya ona yakışır bir şekilde bilimden gidilen yolun ışığında onun huzuruna gideceğiz. Bu bilgi katledilen 33 canımızı anıyoruz. Dün gibi yüreğimizde kor, ateş devam ediyor. Neden? Çünkü hesaplaşılmadı. Neden devlet hala hatasını kabul etmedi? Canlarımızı koruyamadığını bizlere zaman aşımı kararıyla bildirdi. Biz bu zaman aşımı kararını tanımıyoruz. Tanımayacağız. Katilleri, işbirlikçi şeriatçılarını saklayanları da, aklayanları da o divanda hesap vermeye kaldıracağız, çağıracağız. Bunun asla ve asla önünde hiç kimse duramayacak. AKP bugünkü gücüne güveniyor olabilir. Ama yarın devrimcilerin, Alevilerin ve dik duran, eğilmeyen, diz çökmeyenlerin iktidarı olacak mutlaka bu iktidar. Çünkü biz onurlu bir gelecek bırakacağız geleceğimize. Onların tarihlerinde karanlık sayfalar var. Karanlık beyinleri gibi kendilerine gündem yaratıyorlar. Bizim Sivas'ta katlettikleri şairlerimiz, ozanlarımız, semahçılarımız ölmedi. Bugün yenileri yaşatıyor. Bugün Koray, kaç tane Koray'ımız var? Kaç tane Serkan'ımız var? Ne o katiller, ne onları saklayıp aklayanlar sayamazlar. Buradaki gençliğe bakması lazım onların. Buradaki iradeye bakması lazım onların. Daha ne gelecek başıma benim, başıma benim. Ben de bu dünyaya geldim geleli, daha ne gelecek başıma benim, başıma benim. Eğer sevdiceğim benim olmasa, bakın gözlerimin yaşına benim. Eğer sevdiceğim benim olmasa, bakın gözlerimin yaşına benim. Tutar gözlerimi. Döne döne semaha duranlar tutuştu önce. Sonra türküler, sonra da şiir çığlıksız düştü türkülerin yanı başına. Sivas, Sivas, yiğitlik midir emanet cana kıymak? Yiğitlik midir bir tutam ışığı kör bıçakla güneşten koparıp karanlığa kurban etmek? Söyle hangi kitapta vardır elleri kolları bağlı yakmak? Var mıdır kardelen akında bir avuç inciyi ateşte tutmak lo? Böyle mahzun durduğuma bakmayın, böyle suskun durduğuma. Benim de yüreğim gençliğini almış yanına yürür başı dik. Senin de dağların var Sivas. Senin de dağların, dağlarında şahanların. Thank you.
divana divana. Hızır da yolda şeyle.